Efendim yeniden birlikteyiz. Konu Mustafa Sönmez. Moody's'i konuşacağız. Günlerdir, iki gündür daha doğrusu yandaş medyanın, siyasetin doğrudan Erdoğan hedefinde. Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı nasıl havalı bir ünvan. Sen o kadar ekonomistim diye geçin. Hiç hayatta şöyle bir ünvanın olmadı. Başdanışmanlık. Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Yiğit Bulut Moody's not kırınca FETÖ'cü, namert falan diye esli savurdu. Bugün akşam gazetesi de Moody's diye vermiş, morardı demiş Moody's. Ekonomik kaos peşinde koşan ABD kuruluşuna piyasa tokadı. Şimdi Moody's hakikaten Türkiye'de ekonomik kaos peşinde mi koşuyor? Bir anlatsana. Nedir bu not kırılması? Ya şimdi bu Moody's, Standard & Poor's ve Fitch, bunlar dünyanın önemli 3 derecelendirme kuruluşu. Hı hı. Ticari kuruluşlar, dediğim gibi resmi hüviyetleri yok. STK falan değiller. Yani bu işten para kazanıyorlar. Moody's 1909 yılında kurulmuş. Yani John Moody diye bir tarafından. Tabii o günden bugüne dünya ekonomisi de küreselleşti, bilmem ne yaptı. Sermaye ihracı her köşeye girdi. Dolayısıyla yatırımcılar bir ülkeye gireceklerse bu kuruluşlara diyorlar ki o ülkeyi bize bir değerlendir. Yani bu buraya girelim mi? Burada ne kadar risk var? Ondan sonra bizi uyar. Para kazanıyorlar dedin de bu parayı mesela yatırımcı kuruluşlardan mı alıyorlar, ülkelerden mi? İki türlü de. Bazen ülke diyor ki beni derecelendir. Ya da kuruluşlar, mesela Türk Hava Yolları diyor ki beni derecelendir diyor. Ha. Bana not ver diyor ki bütün yatırımcılar görsünler nasıl bir notum var. Ona göre bana kredi konusunda, işte diğer konularda senin verdiğin nota göre davransınlar. Bankalar keza kendilerini derecelendir diyorlar filan. Yani dolayısıyla bu böyle bir kurum, ticari bir kurum. Bazı durumlarda senin durumun iyiyse notunu yükseltiyor. Yani A'dan başlıyor, C'ye kadar not veriyor. İyiysen işte burası mükemmel, yatırım yapılabilir, uykunuz kaçmasın filan diyor. Biraz sıkıntıya girerse ülke diyor ki aman bak dikkatli ol diyor, burada böyle riskler var diyor. Bir noktaya gelince de uyarıyor para aldığı insanları, diyor ki bak burada risk var, burada buraya yatırım yapmayın, şimdilik yapmayın. Yoksa başınız belaya girer diyor. Bu son olay da bu. Yani Moody's yeni notuyla bizi şimdi, eşiğin altına indirdi. Yatırım yapma konusunda riskledi. Evet ama bak 2010 yılında hem Standard & Poor's, hem Moody's, hem Fitch, bunların hepsi pozitif dediler Türkiye için. Hı hı. Aman dediler, burası tadından yenmez. Gelin buraya yatırım yapın. Hı hı. Şimdi o tarihin gazetelerini aç. Bunlar aman bizi nasıl şey yaptı, Moody's, Standard & Poor's diye. Bugün yerlere çaldıkları bu kuruluşlar o zaman Türkiye'yi en iyi yatırım yapılacak ülkeler diye görüyordu. 3,5 yıl önce. Şimdi 3,5 yıl süreyle Türkiye adım adım not kaybetmeye başladı. Yani özellikle son bir yılda. Önce Standard & Poor's önce durağına getiriyorlar. Notu yani B'lerden BA'lardan, BA işte notları indiriyorlar aşağı. Standard & Poor's tesadüf 20 Temmuz'da, yani şeyin darbeden 5 gün sonra, darbe girişiminden 5 gün sonra onlar önce notu kırdılar. Orada yine bir heyelendiler yani bize darbe yapılıyor diye. Ondan sonra Moody's şimdi notu kırdı. Fitch henüz bir şey yapmıyor. Yalnız bu üç kuruluştan iki tanesi bir ülke hakkında yatırım yapılamaz diye uyarı verirse, bir takım fonlar, emekli fonları mesela, ondan sonra bazı kurumsal resmi fonlar, bunlar prensip olarak o ülkeden çıkıyorlar. Bir dakika, emekli fonu derken mesela ya ne diyelim ki bizim SGK'nın tamam, diyelim bir sürü primi var, fonları var ya da tamam, özel sigorta şirketleri. Tamam. Bunlar bu paraları değerlendirmek için çeşitli ülkelere gidiyorlar, hisse senedi alıyorlar, devlet kağıdı alıyorlar. Yani bizim paramızı değerlendiriyorlar. Hayır, bize yatırım yapıyor. Bizim hisse senetlerimizi alıyorlar, bizim tabii, devlet kağıtlarını alıyorlar. Dolayısıyla buraya yatırım yapmış oluyorlar. Yani dolarlarını getiriyorlar,
Türk lirasına çeviriyorlar. Türk lirasıyla hisse senedi alıyorlar. Türk lirasıyla devlet kağıdı alıyorlar. Onların nemalarını daha sonra transfer ediyorlar. Yani sana para getirmiş oluyorlar. Dolar getirmiş oluyorlar. Ve dolar geldiği zaman ne oluyor? Doların fiyatı düşüyor. Makul yerlere geliyor. Sen bu dolarlarla hem daha ucuza ithalat yapıyorsun, hem daha çok büyüme imkanı bulabiliyorsun. Dolayısıyla Türkiye'ye bu yabancıların, fon olsun, işte başka kurumlar olsun, hatta şahıslar olsun, bunların gelip yatırım yapmaları hayati önem taşıyor. Şimdi Moody's ya da derecelendirme kuruluşları, bir dakika, bunların durumu iyi değil, kritik, haberiniz olsun dediği anda bütün bu yatırımcılar bir karar değişikliği yapıyorlar. Hisse senedi almışlarsa onu satıp dolara çevirip dışarı çıkıyorlar. Devlet kağıdı almışlarsa satıp dolara çevirip dışarı çıkıyorlar. Dolayısıyla burada dolara bir talep artıyor ve doların fiyatı yükseliyor. Ama şimdi diyor ki mesela Akşam Gazetesi, işte bir takım başka gazetelerdeki haberlere de baktığında. Dün şey olmadı, beklenen patlama olmadı. Ha, yani hazine tahvillerine muazzam bir iltifat vardı, kapışıldı. Dolar da 3 liranın üstüne falan çıkmadı. 2.98 falan seviyelerinde kaldı. Erken. Yani bunu söylemek için erken. Biraz erken sevinmişler. Çünkü bu gibi şeyler hemen bir günde olmuyor. Yani Moody's bugün kararı verdi, hemen ertesi gün kalkıp gidelim olmuyor. Çünkü çıkacak olan da bir kere elindeki hisse senedini sattığı zaman Türk lirası eline geçiyor. O Türk lirasıyla dolar alacak. Eğer doların fiyatı 3 küsürün üstüne çıkmışsa o anda dolar almıyor. Bekliyor doların fiyatı düşsün biraz da düşmüş dolardan dışarıya çıkayım diye. Dolayısıyla bunu sevinmek için biraz beklemek lazım. Dün Cumhuriyet Gazetesi'nde Çiğdem Toker'in yazısı manşetti. Maliye Bakanı Naci Ağbal'la konuşmuş Çiğdem Toker. Naci Ağbal diyor ki kırılganlık oluşturan konuların olduğu doğal. Bu Moody's'in not kırmasını tam da konuşuyorlar. Kırılganlık oluşturan konuların olduğu doğru ama diyor biz orta vadeli program hazırlıyorduk. Bir takım reformlar içeren. Onu beklemediler, ayıp ettiler diyor. Şimdi yani önlem alacaktık. Biraz erken davrandılar. Orta vadeli program her sene yapılır. Ona böyle ne koyduğunuz o kadar önemli değil. Yani her sene dersiniz ki enflasyonu %5'e düşüreceğim. Pratikte bir türlü 8'in 9'un altına düşmüyor enflasyon. Dersiniz ki işsizliği işte bilmem 7'ye 8'e düşüreceğim. İşsizlik geldi %12'ye. Şimdi bir de şu var Ayşenur. Yani bu gibi kuruluşlar Türkiye'yi değerlendirirken sadece ekonomik parametrelere bakmıyorlar. Yani tabii ki senin dış borç stokuna bakıyor. 420 milyar dolar olmuş dış borcu diyor. Oo. 700 milyar dolarlık bir ekonomidir diyor. 700 milyarlık bir ekonominin 420 milyar dolarlık dış borcu önemlidir diyor. Bunun diyor 168 milyar doları 12 ay içinde çevrilmesi lazım. Kısa vadeli. Ayrıca yılda 30 milyar dolar cari açıkları var. Yani 12 ayda 200 milyar dolar para bulmaları gerekiyor bunların dışarıdan. Bunlar riskli şeyler. Şimdi yalnız bu kadar dış kaynağa ihtiyacı olan bu ekonomide diyor, politik riskler var diyor. Bu ülkede kutuplaşma var diyor. Bu ülkede yargı, yasama, yürütme, tek elde toplanmaya çalışılıyor. Muhalefete böyle baskı yapılıyor. İşte içeride böyle bir savaş hali var. Güneydoğusunun hali bu diyor. Bu ülke diyor, jeopolitik riskleri var. Suriye'ye girdi. Yarın başına ne gelir bilinmez diyor. Bu ülkenin Rusya ile olan ilişkileri şöyle şöyle diyor. Bundan dolayı turizmi böyle bir yara aldı diyor. Tamam mı? Yani sana yatırımcıya bütün bu fotoğrafın tamamını anlatıyor. Yani sadece ekonomik nabzı vermiyor. Ülkenin taşımakta olduğu bütün politik riskleri, jeopolitik riskleri de yatırımcıya anlatıyor. Bu da adamın işi zaten. Adama bunun için para veriyorlar. Yani ekonomik kaos çıkarmak falan söz konusu değil. Ya öyle bir aktör olursa, tamam mı? Bu kez yatırımcılar güvenmez. Ya bu herif bizi kullanıyor derler. Tamam, bu firma bizi kullanıyor, yanıltıyor. Başka şeylere alet oluyor. Yani sen o zaman o kuruluştan rapor alır mısın? Yani sana doğru bilgi vermiyorsa, seni doğrularla yönlendirmiyorsa, böyle yani, şeylere alet oluyorsa. Diyelim ki Amerikan yönetimi, CIA, Pentagon her neyse, hani 15 Temmuz bir ayardı. Hani biraz yoldan çıkmaya
başlamış olan bir yönetimi tekrar yola getirmek için, yola sokmak için bir ayardı dedin. Ama Moody's gibi, bunların üçü de Amerikan kuruluşu, Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Amerikan kuruluşu derken tamamen ticari, yani hükümetle, yönetimle hiçbir ilgisi olmayan kuruluşlar. Bunlar ama böyle bir yapıda olmalarına rağmen Amerika'nın politikasından etkilenip de böyle bir İşte bütün dünyada bunların müşterileri var. O zaman yani müşterilerin senin böyle davrandığını duyarlarsa sana güven duymazlar. Yani senin işin bu değil. Yani bir manipülasyon aracı olmak değil. Senin işin doğru analiz ve doğru bilgi ver. Bir de yani şu var ya. Hadi diyelim ki Moody's falan unut. Allah aşkına Türkiye risk açısından bugün işte Kalkınma Bakanlığı Elvan'ın yaptığı sunumda var. Brezilya birinci sırada, Türkiye ikinci sırada. Evet. Risk açısından. Güney Afrika Türkiye ile aynı. Üç, Rusya'nın bile risk primi aşağıda. Yani bu ne peki? Yani bunu Moody's belirlemiyor ki. Bunu da dünyadaki piyasalar belirliyorlar. Yani Türkiye gibi ülkelere eğer yatırım yaparsan, bak kardeşim bunun sigorta primi budur, pahalıdır. Brezilya'ya yatırım yaparsan en çok riski almış durumdasın. Türkiye'ye yatırım yaparsan ikinci en yüksek riski ödemek zorundasın diye uyarıyorlar. Yani Türkiye öyle aham şaham bir durumda değil Ayşenur. Biraz yani aynayla yüzleşmeyi bilsinler. Ya 420 milyar dolar dış borç diyorum. Bunun da %40'ı 12 ay içerisinde dönmek zorunda. Yani az buz paralar değil bunlar. Nasıl döner böyle bir borç? Yeniden para bulması lazım. Ancak sıcak parayla. Yani sıcak parayla tabii. Şimdi doğrudan yatırım gelmiyor zaten. Bak etrafına bak, hiçbir tane yeni fabrika, yabancıların kurduğu yeni fabrika, yabancıların satın aldığı yeni bir banka ya da kurduğu yeni bir banka, yabancılar tarafından bir taş üstüne konmuş bir yatırım görüyor musun? Banka demişken, şimdi bu Moody's'le ilgili analizlerde, tartışmalarda dikkatimi çeken bir konu oldu. Deniyor ki eğer bir ülkenin iktidarı bir bankayı hani yok etmeye çalışmış ve hatta yok etmişse, buna nasıl güvenilirsin? Yani bu not kırma meselesinde. Tabii şimdi bankasyadan söz ediyorlar. Tabii ama şunlara bakıyorlar. Yani bu ülkede yargı işini yapmıyor, yaptırmıyorlar yargıya. Tamam mı? Ondan sonra bu ülkede iki tane fraksiyon, İslami fraksiyon birbirine girmiş. Kayyumlara yönettiriyorlar. Orada belediyeler, halkın seçtiği belediyelerin başına kayyumlar geliyor. Şimdi bak, bak sana orada yeni bir bilgi vereyim mi? Diyarbakır'da bazı iş yerlerine kayyum atamışlar. Aa. Evet. Nasıl yani Diyarbakır'da? Evet. Herhangi bir mesela bir AVM, ismi lazım değil, bir AVM'nin yönetimini kayyum atamışlar. Ne biliyor musun? Teröre destek iddiası. Şimdi sen böyle böyle bir yaftayla herkese gider kayyum atarsın yani. Şimdi bu olduğu zaman, o zaman bu kuruluş ülkeyi müşterilerini uyarmak durumunda. Burada hukuk dikkat edin işlemiyor. Ya da bu kadar işliyor. Burada yargı baskı altında. Haberiniz olsun. Şunu soracağım. Şimdi bir yabancı yatırımcı ya da o yatırımcılara rapor, analiz sunan işte derecelendirme kuruluşları ya da başka böyle yardımcı kuruluşlar. Şunu anlayabilirler mi? Bank Asya gerçekten çok önemli bir örnek. Fethullah Gülen cemaatinin bankasıydı. Orada muazzam paralar el değiştirdi, gitti geldi vesaire vesaire. Bu nedenle bu hale geldi Bank Asya. Mesela bunu anlamazlar mı? Yani çünkü ortada 15 Temmuz gibi bir durum var. 15 Temmuz darbe kalkışması ya da terör neyse, her neyse. Bu yapının bir parçasıydı Bank Asya. Mesela bunu Moody's ya da herhangi bir yabancı şirket anlamaz mı? Valla Bank Asya'yı mı kastettiler onu bilmiyorum. Tabii ki anlarlar. Bir de unutma, bu raporları yazanlar Türkiye'den insanlar. Yani Türkiye'de eleman çalıştırıyor. Bunların Türkiye'de büroları var. Doğru, tabii. Bütün siyaseten ne olup bittiğini çok yakından izleyen, bilen insanlar tarafından yazılıyor bunlar. Ama unutma ki bu hükümet, bu demin adı geçen baş danışman Bulut, İş Bankası hakkında ileri geri laf etti ya. Doğru. Yani bankası bu ülkenin en köklü özel bankasının
riske edecek, ticari itibariyle oynayacak, hatta yasal olarak yasaları çiğneyerek laflar etti. Yani İş Bankası ile ilgili sabah akşam konuşuluyor. Şimdi bir ticari, üstelik yasalarda yasak olmasına, ben konuşsam benim hakkımda hemen dava açarlar yani. O bulut hakkında ne yaptılar hiç bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadı galiba İş Bankası. Çekiniyorlar, korkuyorlar çünkü. Ama bunlar İş Bankası işte CHP'nin bankası, ondan sonra orada bilmem ne sultası var, oraya el koymak lazım filan diye ileri geri laflar ediyorlar bankalar hakkında. Rusya ile ilişkiler bozulduğunda başka Rus sermayesi bankayla ilgili konuşmaya başladılar filan. Yani bunu yapıyorlar. Dolayısıyla da bunu bu kaldırmaz böyle şeyi. Yani bugün sermaye çok ürkektir. Yani bir ülkeye geldiği zaman eğer hukuk işlemiyorsa, oradaki uluslararası sözleşmelere riayet edilmiyorsa, yargı bağımsız değilse, yargı güvenilir değilse gidip oraya 5 kuruş para yatırmazsın yani. Peki affedersin ama şimdi Ahmet Hakan yanılmıyorsam dün dedi ki birinci darbe 17-25 Aralık'tı darbe girişimi ya da. Şimdi 17-25 Aralık'ta sen ilk bölümde söyledin programı ilk bölümünde. Tamam Fethullah Gülen işte operasyonuydu ama neticede ortaya çıkanlar yanlış mıydı? Paraları onlar mı götürüp koydular? Yani para sayma makinalarını polisler mi götürdü? Gittiler kendileri geri aldılar o paraları zaten. Şimdi bir yandan hani 17-25 Aralık 1, 15 Temmuz 2, üçüncü olarak da Moody's'den söz ediyor. Şimdi Ahmet Hakan gibi bir yazar bile ana akım medyada eğer böyle derse şimdi sıradan insan nasıl anlayacak meseleleri? Yani Ahmet Hakan'a inanmayarak ya da ciddiye almayarak gayet açık. Yani hala Ahmet Hakan'ı ciddiye alıp onun söylediklerine prim veriyorsa o insanın aklına şaşarım ben. Ama yani okuyucu da artık her şeyi bilmek vallahi durumda o zaman değil, da biz de okuyucuya durmadan başka bir şeye biraz da aklı varsa okuyucunun değil mi? Bu kadar şey okuyup yazıyorsa, bir köşe okuyorsa bilmez mi? Yani 17-25 Aralık'ı bizzat yaşadı dönüp demez mi? Ya o para sayma makineleri neydi? O paralar neydi? O paralar tekrar bavula konulup çekilip götürülmedi mi? Alınmadı ama mı? İyi de Aziz'im böyle bir algı yaratılmıyor mu? Yani sıradan insana, şimdi bak daha düne kadar Erdoğan'a muhalif olduğunu düşünenler bile ya bir dakika evet ben öyle diyordum ama 17-25 sahiden darbeymiş demeye başladı. Şimdi Moody's için benzer şeyler söyleyecekler. Bu algı yaratma sürecinde esas sorun hep örtülüyor. Zaten algı yaratma bunun için vardır. Yani algıyla gerçeklerin üstü örtülür vesaire. Sen diyorsun ki ama muazzam bir fena gerçek var ortada. Yani gün gibi gerçek var. Ya 17-25 Aralık kim bize şey yapabilir bu, yani? Bu nasıl aşılabilir? Aşılabilir mi? Ne yapmak lazım? O algı dediğin olay yani sonuçta hepsi nedir? Seçmen dediğimiz. Hayır sorun aşılabilir mi? Algıdan söz etmiyorum. Yani ekonomik sorun nasıl aşılabilir onu soruyorum. Ha şimdi bak şunu söyleyeyim. Bu Moody's'in kararı bence çok önemli. Yani dün veya da bugün işte dolar 2.97-2.98'de aman beklenen olmadı, mosmor oldular filan diye bu züğürt tesellisidir. Ya bak bunun etkileri olacaktır. Şimdi Moody's'in verdiği not hele bir hafta geçsin bakalım görülecektir. Türkiye'ye sermaye girişinde çok ciddi bir azalma olacaktır. Tamam mı? Eyvallah. Bununla beraber doların fiyatı yükselir. Bununla beraber bu dolar fiyatıyla ithalat pahalanır. Hem tüketimde pahalanır hem kullandığın girdilerde pahalanır. Bununla beraber üretim düşer. Bununla beraber fiyatlar artar. Maliyet enflasyonu. Bununla beraber işsizlik artar. Yani Türkiye mevsim değiştirdi. Farkında değiller daha. Türkiye yazdan sonbahara geçti. Kış demiyorum. Kış biraz sert olur. Kış Venezuela'da yaşanıyor. Kış evet. Kışa belki geçiş olabilir ama sonbahara geçti. Yani böyle karanlıkta ıslık çalarak bu iş olmadı, bir şey olmadı falan diye kimse avunmasın. Daha dur bakalım. Çünkü 3 derecelendirme kuruluşunun ikisinin bu ülkeye yatırım yapılabilir değil ey millet dediği anda kimse böyle gözünü karartarak, ha gelenler olur, gelenler kim olur biliyor musun? Böyle burnunu mandallayıp vurup kaçayım diyen spekülatif sermayedarlar olur.
Ama bunlar da burkaçtır. Akbaba dedikleri. Akbaba fonu dedikleri. Ama bununla dönmez bıçak. Yani sen 200 milyar doları bu yolla bulamazsın. Bu parayı çevirmek için inanılmaz faizler ödemek zorunda kalırsın. Tamam mı? Ondan sonra ucuza ihracat yapmak zorunda kalırsın vesaire. Ya da yapamazsın bu ithalat, bu fiyatla. İthalatı kısarsın, büyümeyi kısarsın, ekonomin küçülür. Yani dolayısıyla bu karar öyle. Moody's'in kararı ve bu buraya gelmiş olması Türkiye ekonomisinin basit bir iş değildir. Bunun etkilerini önümüzdeki aylarda zaten görürüz. Çok karanlık bir tablo çizdin. Şimdi buna peki şunları ekleyebilir miyiz? Bir terör operasyonu. Buradan bak çıkmanın yolu yok. Hayır, şimdi buraya düştüğü gibi çıkmanın yolu da yani nedir bu kuruluşların tekrar Türkiye'ye iyi not vermesini sağlamak lazım. Tamam mı? Bunun için de senin bu kuruluşları yeni baştan ikna edecek adımlar atman lazım. Yani bir, bu hukuk meselesini adam gibi hale yola sokacaksın. Yani sen böyle ülkede hukukla istediğin gibi oynayamazsın. Bak Mehmet Şimşek, ekonomiden sorumlu bakanlardan, hani telaşa gerek yok anlamında bir tweet attı. Reformlara devam edeceğiz, durmak yok. Yola devam diye. Şimdi hem Maliye Bakanı Naci Ağbal hem Mehmet Şimşek sorunun farkında. Tabii herkes farkında. Moody's'in o notunun böyle kafadan atma, ekonomik kaosu yaratmak için verilmediğinin de farkında. Hem dış hem iç piyasayı sakinleştirmeye çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Aman reform yapacağız merak etmeyin diye. Hani sadece orta vadeli plandan da değil, yapısal reformlardan da söz ediyor. Şimdi yalnız şunu soruyordum ben sana demin. Şimdi bir içeride terör operasyonu adı altında hem PKK ile bilfiil bir çatışma hali var, hem de FETÖ operasyonu diye işte kapanan iş yerleri, kapanan okullar vesaire vesaire mali karşılığı da olan, parasal karşılığı da olan bir operasyon durumu var. İki, savaş var. Yani artık biz fiilen Suriye'de savaşa girdik. Evet. Bunun bir parasal karşılığı var. Üç, dün birdenbire şey çıktı, damat Berat Albayrak dedi ki, üçüncü nükleer santrali yapacağız dedi. Şimdi yani hani sanki her şey yolunda gibi bir şey şimdi gibi. Şimdi bak Ayşe Hanım, bunların bir de mega projeleri var. Üçüncü havalimanı, Avrasya Tüneli, bilmem Gebze, İzmir. Şimdi bunlara da, bunlar da baş belası olmaya başladı. Nasıl? Çünkü bunlarla ilgili projeleri üstlenen özel sektör para bulamıyor. Aa. Para bulamayınca dışarıdan içerideki bankaları zorluyorlar. Başta kamu bankaları olmak üzere. Tamam mı? O zaman işte Moody's görüyor bunu. Diyor ki bak bunlar bu mega projelerine dışarıdan para bulamıyorlar. İçerideki bankaları zorluyorlar. Dolayısıyla bunlar banka sistemini tehlikeye atıyorlar, riske sokuyorlar. Yani bu üçüncü nükleer santrallere falan heveslenmeleri boşuna bir kere çünkü eldekileri... Çünkü bunu dışarıdan alacaklar, krediyle yapmak zorundalar. Eldekileri tabii. Yani bak bu üçüncü havaalanı dediğin 14 milyar dolarlık bir proje. Bu havuz, havuzcuların üstlendiği proje. 14 milyar dolarlık bir proje ve bununla ilgili dışarıdan para bulamıyorlar. Döne dolaşa Ziraat Bankası'nın, Halk Bankası'nın kredilerini sarayın emriyle kullanıyorlar. Anlatabildim mi? Yani bu projeler şey oldu, bunların başına bela oldu ve kamu maliyesi iyi kötü denk götürülen kamu maliyesi bile şimdi bu yüzden risk altında. Onun için bıraksınlar üçüncü nükleer, daha şeyi halledemediler. Rusya ile olan projeyi halledebilmiş değiller. Yani diyeceğim şu, tam bir ineğe öykünen kurbağa gibi. Bu iktidar şişiniyor, haddini bilmeden şişiniyor. Dış politikada bölgesel güç olmaya kalkıyor. Ekonomide yaptığı ettiğinin farkında değil. Üretimi öldürmüş tamamen İstanbul'da. Farkında mı değil? Ben anlayamıyorum. Ya bunlar yani... kendilerine hayranlar. Yani şu İstanbul'un canına okudular. Varsa yoksa İstanbul'a inşaat diktiler. İstanbul'u talan ettiler. İstanbul'un bütün tarihsel, kültürel varlıklarının canına okudular. Ondan sonra bütün bunları
medeniyet ve ihtişam ve büyüme diye yutturmaya kalkıyorlar. İstanbul'un kuzeyinin canını okudular. Bütün o kuzey ormanı, ne varsa sulak alanı, ağaçları, ormanları tahrip ettiler. Şimdi köprü yaptık, havaalanı yaptık diye şişinmeye kalkıyorlar. Şimdi bu medeniyet falan değil, bu uygarlık falan değil, bu büyüme değil. Tamam mı? Bu tamamen kendi rejimini inşa etmek için toplumsal varlıkları yok pahasına satmaktır, heder etmektir. Bunun da dibi görünür yani, ama olan gelecek kuşakları olur yani, ben sana söyleyeyim. Buradan da bir şey çıkmaz. Yani sen bununla ne kadar yol alabilirsin ki? Ne kadar inşaat yaparak ne kadar yol alabilirsin ki? Kime satıyorsun inşaatı? Dönüp dolaşıp iç pazara satıyorsun yani. İhracat mı yapıyorsun? Bununla döviz mi kazanıyorsun? Döviz kazanmayan bir ekonomi kadar döviz tüketemez. Sonunda gider kafasını çarpar işte. Yani borçlanırsın, borçlanırsın. 420 milyar dolara gelir çatarsın yani. Ya 420 milyar dolar korkunç bir para gerçekten. Tabii ki yani Türkiye şu anda... Ne kadar özel sektörün? Üçte ikisi. Özel sektörün. Özel sektörün tabii. Üçte ikisi özel sektörün borcu. Bütün firmalar, bankalar dışarıdan borçlanmış durumdalar. Peki azizim, özel sektör bunu görüyor. Moody's'in bu raporunu nasıl hazırladığını biliyor. Senin anlattıklarını herhalde onlar da biliyorlar. Aptal değillerse, evet. Ki değiller. Buna rağmen neden mesela bu iktidarın ekonomi politikasına destek vermeseler de iktidara destek veriyorlar? Ayşenur, krizde meşhur bir laf vardı. Yani müzik çaldıkça dans ederiz, ondan sonrasına bakarız. Ya, özel sektör dediğim budur yani. Ya, bugün bu çark dönüyorsa, doların fiyatı buysa ben bundan iş yaparım. Ondan sonra yükselirse de o zaman bakarım yani, şimdi durmaz. Müzik çalıyor mu hala peki? İşte müzik bakalım. Şimdi cızırdamaya başlayacak. Şimdi ne yapacaklar? Tamam mı? Yani herhalde bu böyle oluyor. Herhalde bir yerlerden para gelirken başkaları kullanıyor. Biz niye duralım? Biz niye bu fiyattan dolar alıp borçlanmıyoruz? Biz niye yatırım yapmıyoruz? Biz niye alıp satmıyoruz? Der yani. Çünkü iş yapmak böyle bir şeydir. Bisikletin üstünde sürekli pedal çevirmek zorundasın. Aksi takdirde düşersin yani. Doğru. Onun için aldırmaz. Müzik çaldıkça dans eder. Sonra müzik cızırdamaya başlayınca dur bakalım ne olacak falan demeye başlar. Bakalım ne olacak yani. O nedenle yani Türkiye gerçekten şimdi bir politik sorunları vardı, riskleri vardı. İçeride bir adı konmamış savaş devam ediyor, ettiriliyor. Bir türlü barış kulvarına geçmek bilinmiyor. İki, Suriye batağına gitti, saplandı orada. Amerika'nın oyununa geldi. Yani Amerika resmen Kürtlerle rekabete sokup Türkiye'yi piyadesini oraya soktu. Şimdi oradan nasıl çıkacaklar merak ediyorum. Üç. Yani PYD'yi bir bakıma onun için mi sahaya sürdü diyorsun sen? PYD ile iş götürüyordu. Türkiye itiraz ettikçe dedi ki benim burada iş yapacak adama ihtiyacım var. PYD'yi istemiyorsan sen gel dedi. Sen gelmezsen ben bunlayım dedi. Evet, sen gelmezsen ben bunlayım. Ayrıca da benim bununla bir derdim yok. Senin derdin ne? Sınırımda benim için tehdit, tehlike. Bana ne dedi ya? Orası Suriye toprağı, senin sınırındaysa bana ne? Yani Amerika Türkiye gibi bakmıyor ki. Türkiye'de bir Kürt fobisi var yani. Sınırımızda Kürtler var, Güneydoğumuzda Kürtler var. Kardeşim varsa var. Sen bunlarla yaşamayı öğren eğer barış istiyorsan, huzur istiyorsan. Yani bunları Barzani'yi kabul ettik örneğin. Evet, Barzani de senin sınır komşun. Ne oldu? O da başta tehditti. Barzani de başta tehditti. Kürt devleti kuruyordu bilmem ne. Ondan sonra oldular yani, kardeş oldular. Peki bunlara niye itirazım var? Bunlar da Suriye vatandaşı. Ayrıca Suriye'yi falan bölmüyorlar. Suriye'nin bütünlüğü içerisinde bir temsil hakkı istiyorlar. Fehmi Taştekin'in bu konularda çok çalışkan bir gazetecidir. Onun son kitabı... Rojava. Onu aldım, onu okuyorum. Tuhaf bir şekilde yasaklanmış ya da yasaklanacakmış. Yani bilmiyorum hani neresi sakıncalıysa. Orada mesela şöyle bir Salih Müslim'le röportajı falan var. Bir de oradan birebir gözlemleri, izlenimleri var. Diyor ki gevşek federasyon bile, hani Barzani'ninki gibi bile bir talebi yok. Yok tabii. Rojava'nın. Yok. Ve Salim, yani oradaki evet. PYD'nin. Evet. Orada bir özellikten öteye bir istek yok. Demokratik tabii. Özellik. Tabii. Onu da Esad yönetimiyle birlikte masaya oturarak
Ha, bu kitap herhalde. Bakayım. Evet, evet. Evet, evet. Bu kitap. Çok ciddi ve ilginç bir kaynak. Orada gerçekten Türkiye'de anlatılanların çok dışında bir şey söyleniyor. Ayşenur, yani Öcalan'ın modeli zaten bu. Suriye'de Kürtler, Suriye bütünlüğü içerisinde özerk temsil edilsinler. Irak'ta zaten Irak bütünlüğü içerisinde temsil edilsinler. Türkiye'de de Türkiye bütünlüğü içerisinde temsil edilsinler. Bir devlet kurmaya gerek yok. Bu üç coğrafya, hatta mümkünse İran'da da var Kürtler, İran'da da. Peşak. Bu dört parçada ülke bütünlüğünü dikkate alarak ülke bütünlüğü içerisinde bir temsil imkanı bulsunlar. Aralarında bir diyalog kurabilirler, o başka, ama bir devlet kurmak gibi bir fikir yok. Şimdi ancak böyle Türkiye bu gerçeklikle yaşayabilir, bu gerçekliği kabullenerek. Yoksa sen Suriye'de gidip adamları döverek, burada Güneydoğu'da adamları döverek, dövmekten, öldürmekten başka bir politika gütmeyerek sen bu işi sonlandıramazsın. Tabii ki. Tabii şu var, yani hep söylenen PKK terör örgütü, evet, o bu terörle devlet mücadele eder, evet. Ama kardeşini şehit vermiş Yarbay Mehmet Alkan geçenlerde burada konuğumdu. Hani bu kardeşin cenazesinde isyan eden ve bu yüzden şimdi ordudan ihraç edilen Yarbay. Çok net diyordu ki, ordu, biz teröristle mücadele ederiz. Terörle mücadele başka bir şeydir ve bunu siyasiler yapmalıdır diyordu. Şimdi başta örnek verirken bunu konuşalım demiştin. Kolombiya'da 52 yıllık bir terör dönemi, savaş, iç çatışma dönemi kapatıldı. Demek ki olabiliyor. Tabii. Muazzam 220 bin kişi ölmüş. Muazzam bir meseleydi orası içinde. Ya anlaşmayıp ne yapacaksın? Şey diyor ki, kökünü devlet mü kazıyacaksın başkanı, yani barış, savaşın maliyeti barıştan daha fazla diyor. Bu kadar net, bu kadar basit. Yani hem insan maliyeti hem ekonomik maliyeti hem toplumsal. Senin seçmeninin %13'ü. 6 milyon küsur insan bir siyasi harekete oy veriyorsa sen bununla ne yapacaksın yani? Bu insanların hepsini kökünü... Peki nasıl çözülebilir? Yani oturup konuşarak, oturup konuşarak bu gerçeklikle yaşayarak... Kapattılar kapıyı. Kim kapattı? Kapatılmaması lazım. İki tarafta oturup bunu müzakere edecek. Yani Suriye'deki Kürt meselesiyle barışık olacaksın. Sınırındaysa sınırında, Suriye bütünlüğü içerisinde neyse Suriye meselesidir ayrıca o. Bu kadar fobi yapmayacaksın. Bu kendine bir tehdit olarak görmeyeceksin. Niye tehdit olarak görüyorsun? Yani sınırımda Kürt var diye sabah akşam gözüme uyku mu girmesin benim ya? Varsa var, ne yapayım, bu gerçeklikte yaşayacaksın. Güneydoğu'nda Kürtler yaşıyor diye ve bunlar artık bir temsil istiyorlar, bir politik hareket haline gelmişler. Üstelik de silaha falan davranmadan seçimlere girerek, milletvekili göndererek bir temsil imkanı yakalamışlar diye sen bu gerçeklikle sürekli niye kavga edeceksin yani? Nereye kadar kavga edeceksin? Ya bu ülke ne kadar savaş kaldıracak Allah aşkına ya? Sen ne kadar sabah akşam burada şehitlerle ilgili haberler okuyup ahlar vahlar edeceksin? İşte baksa ya, bir günde olmuyor. Ya kaç yıldır peki? Kaç yıldır? 40 yıl oldu neredeyse, değil mi? 40 yıldır bu böyle. Tabii. Yani insan durup düşünmez mi ya, biz ne yapıyoruz diye yani? Nereye gideceğiz yani? Ne yapacağız? Hadi bakalım, Suriye'ye çekti seni. Ne yapacaksın? Şimdi Suriye'de YPG ile mi savaşacaksın orada? Aklın varsa zerre kadar bunu yapmazsın, ama yaparsan da inan ki sonuna kadar böyle, üstelik oradaki ateşi içeriye taşırsın. Oradaki ateş içeri taşınır. Çünkü artık mesele bir Türkiye-Suriye meselesi olmaktan çıktı. Orası bir kül, bir top, şey, bölge yani. Buradaki insanlar orada, oradaki insanlar burada. Aklı selim barışı istiyor, müzakereyi istiyor. Savaşın sona ermesini istiyor. Ha o zaman bak, senin dünyadaki bu negatif algın da düzelmeye başlar. Gerçekten bunu başarmış olan ülkelere o zaman yatırımcı dediğin para satan adamlar da ha bunlar problem çözüyorlar diyorlar. Batağa saplanmıyor. Şimdi Türkiye'yi batağa saplanan, sürekli sorun üreten ülke olarak görüyor. Dolayısıyla riskli görüyor. Gitmez gelmez adam yani, para getirmez. Turist de gelmez. Kimse doğru düz iş de yapmaz, yatırım da yapmaz. Neden? Sorun çözmüyor, sürekli sorun üretiyor. Türkiye şu anda bu durumda. Ve üstelik sürekli sorun üretip sürekli bunu üst akıl
efendim dış mihraklar vesaireye bağlı. Vallahi bunu sen içeriye satarsın ama dışarıdan bunu böyle almazlar. Hiç algılamazlar. Bak 15 Temmuz'da hiç kimse Türkiye'nin kapısını çaldı mı dışarıdan? Gelip geçmiş olsun dediler mi? Bir taziyeye geldiler mi? Çünkü neden? Diyor yani sorunu siz kendiniz ürettiniz diyor. Adam farkında yani. Siz beraber düne kadar kol kola girip bu ülkede bu hegemonyayı kurmaya kalktınız. Sonra çıkar kat çatışmasına girdiniz. Bu kavga, bir kavga varsa sizin kendi iç dalaşmanız diyor. Siz ikiniz de laikliğe karşı olan, uygarlıktan uzak kurumlarsınız, topluluklarsınız, yapılarsınız diyor. Bunun herkes farkında yani. Niye buna sempati göstersinler ki? Yani Türkiye özet olarak durmadan sorun üreten, sorun çözmeyen ve her gün halkını böyle bir risklerle, böyle bir sorunlarla kuşatan bir ülke durumunda. Yani buradan çıkmanın yolu, vallahi çözücü olacaksınız, çözümleyici olacaksınız, barışçı olacaksınız, müzakereci olacaksınız, diyalogcu olacaksınız. Anayasanızda yazan şeylere saygılı olacaksınız. Haklara, hukuklara saygı göstereceksiniz. İnsanların ifade özgürlüğüne, gazetecinin ifade özgürlüğüne, sokağa çıkma, kendini ifade etme, protesto haklarına hepsine saygı göstereceksiniz. Aslı Erdoğan'ın cezaevinde olmasını gerçekten dünyaya nasıl anlatabilirsiniz? Moody's'in umurunda değildir muhtemelen Aslı Erdoğan. Vallahi dünya sanat çevreleri, evet. Edebiyat çevreleri bildiri üzerine bildiri gönderiyor Aslı Erdoğan için, Necmi Alpay için. Ve niye bunlar içerideler? Ne yaptılar Allah aşkına? Ne yaptılar ya? Yani Özgür Gündem gazetesinde yazı yazmak suç mu? Yani ellerine silah alıp şey mi yaptılar? PKK ile beraber savaştılar mı? Üstlerinde patlayıcı mı bulundu? Şey mi? Yasak tahrip kalıpları mı bulundu? Canlı bomba mıydı? Neydi bunlar ya? Ya da saldırı emri mi verdi? Saldırı emri mi verdi? Örgüt mü yönetiyorlar? Ne yapıyorlar bu insanlar? Bunu kime anlatacaksınız ya? Can Dündar gelemiyor dışarıdan. Karısı da buradan gidiyor. Karısı da buradan gidemiyor. Hadi kalk dünyaya anlat bunu yani. Yani Dilek Dündar'ın mahkemesi mi var süren? Yurt dışına çıkmasında o anlamda bir sakınca mı var? Nasıl bir şey? Vallahi bunu hakikaten anlatılamaz işte, bu. Peki yani bunlar ama kapalı bir dünyada değiliz yani. Kapalı bir dünyada değiliz. Bir küresel köydeyiz işte. Küresel köyde olmanın da böyle maliyetleri var. Kah Moody's kararı olarak gelir bu. Kah yarın önüne başka şeyler olarak gelir. Dış dünyadan yalıtılırsın. Hani Rusya ile problemler halliyormuştu. Rusya ile bize kalktı mı? Rusya'dan turist geliyor mu? Rusya ile tekrar ilişkiler başladı mı? Hani? Hikaye. Yazdı işte tekrar problemleri hallettik, çözdük. Falan. Ne oldu? Olmadı mı? Hani? Nerede? Neden? Yok. İnandırıcı değilsin yani. Gittin bir şeyler anlattın ama inanmadı adam. Bakıyor, gözlüyor seni ne yapıyorsun diye. Ne kadar samimisin diye bakıyor yani. Suriye'den başka konulara kadar bakıyor. Tabii. Ya çok hakikaten insanları aptal yerine koyuyorlar. Geçen gün Haşmet Bavoğlu, sabah yazarı, bir yazı yazdı. İngiliz Büyükelçi eşiyle birlikte Van'a gitmiş. Vay efendim, Van turistik bir yer miymiş? Orada terör vermiş. Daha geçenlerde bir minibüsün şoförü kaçırılmış, araba kurşunlanmış vesaire. Ondan sonra da şu olmuş, bu olmuş, nasıl gidilir? Şimdi bu ülkenin saraya en yakın, hadi sarayın gazetesi demeyeyim, saraya en yakın gazetesi Sabah diyor ki, aman diyor, ülkenin güneydoğusuna, doğusuna gitmeyin diyor, orada terör var diyor. Orada diyor turistik falan gezi mezi olmaz vesaire diyor. Şimdi bunu söylüyor. Ne söylediğinin farkında değil. Bu senin İngiliz. Ayıbın yani. Sen bu ülkenin evet, bazı topraklarına gidilmez hale getirmişsen tersine şunu söylemen lazım. Yani bu ülkede her yere gidebilirsiniz. Yani şunun için diyebilirsin. Yani oraya başka maksatla gitmiştir kardeşim. Ben seni biliyorum amacını diyebilirsin. Anlarım. Oraya turistik amaçla gidilmez diyorsun. Yani bir ülkede bazı yerlere terör Haşmet'e var, de gitme. Bunun için para veriyorlar Ayşenur. Ay ben evet gene yanlış biliyorum meseleyi, doğru söylüyorsun, haklısın. Onun da işi o. Şimdi birlikte dedin ya, herkes her şeyi biliyor, bunlar birlikteydi diye. Dün Sözcü Gazetesi bir fotoğraf yayınladı.
Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden 12 AKP milletvekili hep birlikte fotoğraf çektirmişler. İşte bu fotoğraf. Onlardan biri Adem Tatlı demiş ki, bunun içinde bir mesel vardır ama söyleyemeyeceğim, kusura bakmayın. Bizim bu fotoğraflarımızı... Dingo'nun ahırını unutma yalnız program bitmeden. Ha? Dingo'nun ahırını. Aa, onu, şimdi sıra ona geliyor. Ha. Bizim bu fotoğraflarımızı ortaya çıkaranlar FETÖ ile Bülent Arınç, Hüseyin Çelik'in fotosunu neden ortaya çıkarıp yayınlamıyorlar demiş. Çıkarsınlar, onu da görmek isteriz. Onu da görmek istiyoruz. Yani. Hani Badem bizimkini. Hani neyse vardır, hakikaten bir mesele vardır ama söyleyeyim. Canım yani Erdoğan'la FETÖ'nün fotoğrafları var. Olmaz mı canım? Olmaz mı yani? Olmaz mı canım? Beraber Bankasya'yı açmadılar mı ya? El ele kol kola. Benim annem senin anneni diye başlayan bir şey vardır da onu söyleyemiyorum maalesef. Neyse, bilenler bilmeyenleri anlatsın. Şimdi Sözcü'nün bugününe gelelim. Bugünün manşeti korkma. Andımızı okuyan çocuklar FETÖ'cü, işte IŞİD'li olmaz falan. Şimdi bu and meselesi o kadar tuhaf bir mesele oldu ki... 2009'dan beri bu ant okutulmuyor. Liseli çocuklar tam da İmam Hatip konusundaki bastırmalar yüzünden. Yani okullar İmam Hatip'e çevriliyor ya da doğrudan İmam Hatip Lisesi yapılıyor. Liseler kaynıyor, fokur fokur kaynıyor. Bunu veliler biliyor. Bunu aslında öğretmenler de biliyor. Fakat konuşulmuyor maalesef. Liseli çocuklar bu ateşin içinde kaynamaya bırakılıyor. Çok tehlikeli bir malzemedir, onu söyleyeyim. Ve sonra videomuzu izleyelim, ondan sonra da gelelim Dingo'ya. Genç kişi İzmir Karşıyaka'da bir ortaokulun müdürü Önder Kara Mustafaoğlu. Bayrak töreninde çocuklar andımızı okumak istemişler. Bir grupta başlamış okumaya falan. Müdür sinirlenmiş. Ne yapıyorsunuz? Gördük. Demiş ki Dingo'nun ahırı mı burası? Şimdi ben Dingo'yu Avustralya'da yaşayan bir cins köpek diyebilirim. Fakat öyledir de nitekim. Yani orada Dingo adında bir öyle bir köpek, bir cins Avustralya'ya özgü köpek vardır. Fakat şimdi niye Avustralya'daki köpek buraya bir değiş olsun? Bir de Dingo köpek ahırda yaşamaz ne demek? Şimdi bir araştırdım. Şöyle bir şey çıktı karşıma. Eskiden atlı tramvaylar var daha. İstanbul'u bilenler bilir. Şişhane tarafından, o daha orası yokuş, düzleştirilip şey yapılmamış, bulvar yapılmamış. Şişhane tarafından Pera'ya, yani Taksim'e doğru atlı arabalar çıkıyor. Ama o kadar dikmiş ki yokuş. Arabalar, görelim mi çocuklar? Arabalar Taksim'de şimdi Sular İdaresi ile Frans Konsolosluğu arasında yer alan yerde toplanırmış. O tramvaylar oraya gelir. Bakın arkada tramvayları görüyorsunuz zaten. Atlar orada nöbet değiştirilmiş, yorgun atlar. Dinlenmiş atlarla yer değiştirilmiş. Orayı da adı ya da lakabı Dingo olan biri işletirmiş. Orası Dingo'nun ahırıymış. Fakat şimdi bu Dingo neredeyse her akşam kafa çeker. O yüzden de işleri sık sık karıştırırmış. Yani yorgun atı yeniden gönderir, atı çatlatır, öldürür. Dinlenmiş atı orada bırakırmış.
Ya kardeşim dingonun naharı gibi derlermiş. Hani her şey karman çorman. Hangi at gitti, hangi kayıt yok, kuyut yok. Karman çorman. Dingonun ahırı lafı buradan gelmiş. Şimdi müdür bey biliyor muydu o lisedeki çocuklara dingonun ahırı mı burası diyen bilmiyorum ama çocuklara ne muamele ettiği bir kenara. Bahçeli demiş ki, beyefendi ahırı iyi biliyor herhalde demiş. Taşı gediğine koymuş yani. Bir başka Burdur Milli Eğitim Müdürü de dün gördüm mü bilmiyorum. Sokağa çıkıp süslenip çıkan kadın kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar zina yapmış sayılır dedi. Ya çok fazla zamanımız kalmadı. 2 dakikada bu memleketin aklına 2 laf et. Vallahi akla ziyan. Yani ben bu eğitim meselesi evlere şenlik. Yani çocuklarını, o körpecik çocuklarını böyle eğitimcilerin eline teslim eden ya. Ailelere çok yazık, çok üzülüyorum tabii. Ne oluyor biliyor musun? Böyle bir sürekli kaçış, hiç olmazsa biz kurtulamadık, çocuklar kurtulsun diye orta sınıf, yani yok alt sınıfın gücü yetmiyor da orta sınıf aile çocuklarını mümkün olduğu kadar yurt dışına kaçırmaya çalışıyor. Dün akşam medyadan bir genç arkadaşımla konuştum. Çocuğunu İrlanda'ya göndermiş. Belfast'ta söz etti. Belfast'ı biz terörle hatırlarız. Dünyanın en sakin, en güzel, en neşeli kenti diye anlattı. Çünkü yani hiçbir şey sonsuz değil. Orası öyle biliniyordu ama sonunda değişiyor. Orada da sonuçta bir barış rüzgarı esmeye başladı. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bu ülkenin insanlarını kaybediyorlar. Yani en değerli şey beyinler. Hem de çocuk yaşta, yani genç yaşta sürekli olarak aileler tarafından hiç olmazsa çocuğum kurtulsun diye böyle bir göç hali başlatılıyor. Bu geleceği kurutmaktır aslında. Yani maalesef böyle bir erozyon da başka bir cephede yaşanıyor. Dursun artık değil mi? Bütün bu doğaya yapılan, çevreye yapılan, insana yapılan, gelecek kuşaklara yapılan şeyler. Dursun, aklı selim galip gelsin de dursun. Yani sadece çatışmalar değil, ekonomik olarak da bizi zor günlerin beklediğini bu Moody's telaşından anladık. Tam da böyle günlerde aklımıza mukayyet olmamız, bir araya gelmemiz, direnmemiz ve bu karanlıktan kurtulmamız lazım. Teşekkürler arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.